Evet. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. 1,5 aylık Python kursumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son bir kapanış ve bundan sonraki süreçte neler yapacağınıza dair kısa bir sunum yapacağım. Bu sunumda merak ettiğiniz bir şeyler olursa şu aşağıda reaksiyonlar ve el kaldırma, parmak kaldırma seçeneğine basarsanız size söz hakkı veririm. Merak ettiğiniz soruları sorarsınız. Bu şekilde ilerleriz. Hemen bir ekran paylaşımı vereyim ben. Birlikte bir slayta bakacaktık. Şöyle nereyi ekran paylaşımı versek, slide'ı versek. Şu anda slide görünüyordur muhtemelen. Şu anda slide görünüyor mu? Evet öğretmenim. Tamam. Üzerine Evet çizdiğim hocam. şu kalemler, kalem gözüküyor mu? Şu aşağıdaki pencere gözükmüyor herhalde. Onlar da Gözüküyor gözüküyor hocam. hocam. Pencere Gözüküyor mu? gözüküyor. Tamam, o zaman yanlış ekrandayız. Bir saniye, şu ekran daha güzel olur o zaman. Şu an kalemler gözükmüyor, slide gözüküyor değil mi? Evet Evet hocam. Sadece slide. hocam. Evet. Tamam, şu anda o zaman biraz daha güzel. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 1,5 ay basic düzeyde yazılımcılık ve programlamanın ne olduğunu anlayacağınız düzeyde dersler gördük. Python programlama dilini gördük. Kendi şahsi kanaatim Python programlama dili yazılımcılığa başlangıç için çok ideal bir dil. Öğrenmesi çok kolay, anlaması çok kolay, kodlarını yazması çok kolay. Diğer dillere kıyasla. Diğer dillerde inanın yani bir değişken tanımlamak bile, bazen Hello World yazmak bile bir ölüm olabiliyor yani. Python kadar kolay olmuyor. O yüzden Python'da en azından syntax'te çok sorun yaşamadınız yani. Yazarken çok fazla hata almadınız. Başlarda hata alıyordunuz. Başlarda parantez kapatmamazlık yapıyordunuz falan. İki nokta koymazlık yapıyordunuz ama bunlar ufak hatalar. Bunlara zamanla alıştınız. Kolay bir şekilde yazım hatasıyla karşılaşmadan direkt Python kodlarını yazmaya başladınız. Bu dediğim gibi Python'ın özelliği. Şimdi ilerleyelim birazcık. Şimdi küçük yaşta, bu yaşlarda yazılım öğrenmenin faydalarından bir ufak bahsedeyim. Bilişim arkadaşlar yani 8, 11, 12, 16 yaş aralığında yani ilkokul, ortaokul, lise bu yaş grubunda başlayan öğrenciler için bir program oluşturmuştu. Bu eski çalıştığım yerden bir sunum. Oradan aldım. Yani bu yaşlarda başlayan öğrencilerin ne beceriler kazandığına bakalım birlikte arkadaşlar. Bir kere yazılım öğrenmeye başlıyor. Yazılımın ne olduğunu öğrenmeye başlıyor. Yazılımın temel mantığını öğrenmeye başlıyor. Geleceğin mesleğine adım atar. Gelecekte arkadaşlar, geleceği de bırak. Yani şu anda bile çok revaçta, çok popüler bir meslek. Yani günümüzde görüyorsunuzdur. Doktorluk bile, yani günümüzde ne olacağım dediğinde gerçekten insanlar artık cevap vermekte zorlanıyor. Eskiden doktor diyordular, mühendis diyordular değil mi? Avukat diyordular böyle. En azından popüler birkaç meslek vardı. Şu anda en azından Türkiye şartlarını konuşalım. Durum biraz vahim. Yani hiç kimse mesleğinden memnun değil. Ama dediğim gibi yazılımcı olursanız ve başarılı bir yazılımcı olursanız remote çalışma imkanınız oluyor. Her yere çalışma imkanınız oluyor. Türkiye ile sınırlı değilsiniz. Yani bir İngilizce bildin mi bitti. Artık Türkiye'de yaşaman bir şey değiştirmiyor. Sen gidip bambaşka Amerika'da bir şirkete çalışabilirsin. Almanya'da bir şirkete çalışabilirsin. İstediğin başka başka ülkelerde bir şirkete çalışabilirsin. Ve oturduğun yerden, Türkiye'de kalarak bunu yapabilirsin. Kolay bir iş değil ama yapabilirsin. Dediğim gibi geleceğin mesleğin adımını atar dedik. Ve geldik. Bence şu oldukça önemli arkadaşlar. Analitik düşünme becerilerini geliştir. Ben buna gönülden inanıyorum. Yani yazılımla uğraşmak, bu kodu nasıl yazabilirim diye düşünmek sizin analitik düşünme becerilerinizi geliştiriyor. Analitik düşünme becerisi dediğimiz şey matematikte de var. Yani sizin matematiğinizi de geliştiriyor aynı zamanda. Ben o yüzden birbiriyle çok bağlantılı diyorum. Analitik düşünme becerisi hem matematikte kullandığımız hem kodlamada, yazılımda kullandığımız bir beceri. Bu beceriyi geliştirdiğinizde hem kodlamada hem matematikte iyi seviyelere ulaşırsınız arkadaşlar. Üretkenliğini arttırır, problem çözme yeteneklerini geliştirir. Bu da önemli. Problem çözme yetenekleri, yani ben size soru sorduğumda bazen oluyordu bu, hoşuma da gidiyordu. Yani bir sorunun arkadaşlar bir tane çözüm yolu yok. Yani birden fazla 3-5 tane çözüm yolu oluyor pek çok soruda. Yani bunlardan hangisini çözeceğini herkes farklı bir yolla çözüyor. Bu da hoşuma gidiyor. Farklı farklı yollar var. Bu yolları kıyaslıyorsun. Bir tanesini seçiyorsun. O şekilde çözüyorsun. Problem çözme yetenekleri oldukça önemli. Ve günümüzde şu anda daha hepiniz ortaokul, lise seviyesindesiniz. Günümüzdeki en önemli becerilerden biri bu. Problem çözme yeteneği arkadaşlar. Yani çünkü o soruluyor. LGS'de de problem çözme odaklı sorular soruluyor. İleride gireceğiniz YKS'de de, üniversiteye giriş sınavında da problem çözme odaklı sorular soruluyor. Dolayısıyla bu becerinin gelişmesi de çok işinize yarayacak. Eğitim hayatınızda da çok işinize yarayacak arkadaşlar.
özgüvenleri de artar. Evet, yani yazılabilmek içten içe bir iyi hissettiriyor insana, bir özgüven getiriyor diyelim. Farkında olmasanız da. Gelelim. Evet, buna yazılımın birçok alt dalı vardır arkadaşlar. Bunu en başta dersin belki ilk başında, daha derslere başlamadan buluştuğumuz toplantıda da söylemiştim. Yani yazılımcı deyince akla herkesin belli bir şablon gelmesin. Yani yazılımcı budur, görevi budur. Böyle bir dünya yok. Yani şu anda sen mesela 3 tane farklı yazılımcı mı tanıyorsun? Emin ol, 3'ü de bambaşka işlerle uğraşıyordur. 3'ünün yaptığı işler de bambaşkadır. Yani pek çok farklı alt dalı var. Yani şu anda burada en kaba başlıkları yazdık. Bu kaba başlıklar bile farklı yani. Oyun geliştiricisi de, yani ne oyun geliştiricisi? Yani bir tane adam C++'la yazıyordur bu oyun geliştiricisini. Bir tanesi Java'yla yazıyordur oyun geliştiricisini. Ya bambaşka işler yapıyorlardır. Ya da işte veri bilimcisi. Bir tanesi işte verileri analiz ediyordur. Bir tanesi makine öğrenmesi modelleri kuruyordur. Bir tanesi grafikler kuruyordur. Hepsi farklı işleri yapıyordur. Yani gidip de tıpatıp iki kişi tamamen aynı mesleği yapıyor gibi bir şey demek çok zor yazılımcılıkta. Öncelikle bunun bilincinde olalım. Pek çok farklı alt dalı var ve hepsi farklı işler yapıyor. Şimdi bu alt dallardan biraz bahsedelim. Mesela yazılımcılığın alt dalı olarak nelerimiz var? Web geliştirme olabilir. Yani bir internet sitelerine giriyorsunuz ya, o internet sitelerini geliştiren bir grup olabilirsiniz. Kendi sitenizi yapabilirsiniz yani. Kendi trend yolunuzu yapabilirsiniz. Mesela trend yolu çok abarttım orada. Çok şeyler de var da. Neyse, kendi oyun sitenizi yapabilirsiniz. Kendi web sitenizi geliştirebilirsiniz. Ne dediğimi anladınız. Kendi web sitenizi geliştirebilirsiniz. Bu web sitesi geliştirme işlemini ana iki tane programlama dili var. Bir numaralı %95'i belki de piyasadaki şeylerin %95'i JavaScript ile yazılmış arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Genel kültür olarak bilsin. JavaScript programlama diliyle yazılıyor arkadaşlar web siteleri. İkinci de Python arkadaşlar. Çok ufak bir kısmı da Python'la yazıldı web sitelerinin. Başka da bir program diliyle web sitesi yazamıyorsun. Yani HTML, CSS dediğim, HTML, CSS temel de onun arka planda çalışan programlama dili ya JavaScript oluyor ya Python oluyor. Python bu alana yeni girdi. Python yaklaşık, yani bilmiyorum, 3-5 yıl falan oluyor web sitesi yapma alanına yeni girdi. Ondan önce sadece JavaScript vardı. Yani şu an piyasadaki bütün web siteleri JavaScript ile yazıldı. Şu anda yeni yeni birkaç tanesi Python'la yazıldı ama gene halen daha asıl güç JavaScript'te. Siz web sitesi geliştireceğim diyorsanız JavaScript'i öğrenmek zorundasınız. Ana program diliniz bu JavaScript. Python ikinci aşamada. Evet, mobil uygulama geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Mobil uygulamayı işte Android'ler için geliştirebilirsiniz. Ne bileyim, App Store için geliştirebilirsiniz. Apple telefonlar için geliştirebilirsiniz. Fark etmez. Herhangi bir telefona uygulama geliştirebilirsiniz. Bunun için de farklı farklı program dilleri var. Yani bunun için bilmiyorum, benim aklıma gelen şöyle iki diyelim. Benim aklıma gelen Flutter'la çok yazıyorlar. Flutter diye programlama dili var. İşte Dart var, Kotlin var. Böyle belki de ilk kez duyduğunuz bazı program dilleri. Bunlar çok önemli değil. Neyse, mobil uygulamalar genelde şu saydıklarım biraz daha son model ve direkt mobil uygulama geliştirmeye yönelik diller. Asıl amaçları bu. O yüzden genelde bunlarla yazılıyor arkadaşlar mobil uygulamalar. Oyun geliştiricisi olabilirsiniz. Oyun yapabilirsiniz. Gerçek oyun. Böyle bildiğiniz büyük oyunlar. Bu oyun geliştirme işinde de başı C++ çekiyor arkadaşlar. C serisinin C++'ı çekiyor hatta. C++. C++ bu işte bir numara arkadaşlar. Tabii ki başka dillerle de yazabilirsiniz. Java ile gene yapılabilir. JavaScript değil de Java bu sefer. Java ile olabilir. Yani Python'la bile yazarsın da Python'la çok yazan görmedim. Neyse, böyle diller olabilir. Ve geldik asıl benim de dahil olduğum alan arkadaşlar. Veri bilimci, makine öğrenmesi, yapay zeka. Bu alanın da neredeyse tek bir dili var. Python arkadaşlar. Şu alan Python programı dili. Bu alandaki projelerin de %95'i Python'la yazılıyor. Kalan %5'lik kısmı başka dillerle de yazılabiliyor da işte kimsenin kullandığı yok. Her şey Python arkadaşlar. Bu alanın da ana programı dili Python olarak geçiyor. Veri bilimci, makine öğrenmesi, yapay zeka. Bu sırayla gidiyor zaten. Yani veri bilimcisi oluyorsun ilk önce. Biraz daha ilerletirsen makine öğrenmesi modelleri kuran machine learning engineer tarzı bir ünvan kazanıyorsun. En sonunda da yapay zeka robotları kuruyorsun. O bahsettiğiniz Teknofest'te yaptığınız donanımı da katıyorsun işin içine yani. Yazdım. O yazdım sadece beyin arkadaşlar. Yazdım sadece beyin. O beyni bir de vücuda koymak gerekiyor değil mi? Bir de bir donanım elde etmek gerekiyor. Bir tane maket robot yapmak gerekiyor mesela, ya da maket araba yapmak gerekiyor. Bunun gibi işler de işin içine girdi mi hepten yapay zeka alanı olmuş oluyor. Evet, Mehmet Arda
konuşabilirsin. Sorun var herhalde. Öğretmenim biz machine learning diyoruz ama biz makineye tam olarak ne öğretiyoruz? Yani hani makineye bir şey öğretiyoruz ama ne öğretiyoruz? Alanı birazcık merak ettim. Açıklarsın sevinirim. Güzel soru. Açıklarım tabii. Şu anda benim de hali hazırda bulunduğum alan burası. Makineye ne öğretiyoruz? Şimdi en temelden makineye tahmin yapmasını öğretiyoruz. Mesela tahmin, predict örneği verelim. Mesela kedi köpek örneğinden gidelim, tamam mı? Kedi köpek bir classification, sınıflandırma. Yani resimler veriyoruz makineye. Resimler veriyoruz. Diyoruz ki bak sana 100 tane kedi resmi gösteriyorum. 100 tane de köpek resmi gösteriyorum. Sen bu resimlere bakarak anla. Kedilerin şu özelliği var, köpeklerin bu özelliği var diye anla. Ondan sonra bunu öğren. Ha, kedilerin bunun özelliği varmış. Kedilerin işte bıyıkları varmış falan. Kedilerin kulakları uzunmuş falan. Böyle bir anla. Kedilerin, köpeklerin hangi özellikleri olduğunu anla. Ondan sonra ben sana başka resimler daha vereceğim. O verdiğim resimlerin kedi mi köpek mi olduğunu tahmin et. O ne dedik mi? Makine öğreniyor. Bu bizim verdiklerimizle öğreniyor. Kedinin ne demek, köpeğin ne demek olduğunu kendince öğreniyor. Arka planda muazzam bir matematik çalışıyor gene. Bu şekilde öğreniyor. Öğrendikten sonra bu öğrendiği bilgilerle bundan sonraki gelen resimin kedi mi köpek mi olduğunu tahmin ediyor mesela. Bu çok basit bir örnek. Kedi köpek örneği. Bunu çok daha kompleks işlerde kullanabiliyorsun. Mesela araba fiyatları mesela. Şimdi bir arabanın fiyatı ya da evin fiyatı diyelim. Araba ya da ev fiyatı böyle çok farklı parametrelere bağlı olabiliyor. Evin yaşına bağlı oluyor. İşte metrekaresine bağlı oluyor. Değil mi? İşte kaç odası olduğuna falan her şeyine bağlı oluyor. Bir ev fiyatını etkileyen pek çok etken var. Kaçıncı katta olduğuna bile bağlı oluyor. Evde asansör olup olmadığına bağlı oluyor. Bir dünya şeye bağlı oluyor. Kritere bağlı oluyor. Sen makineye şunu öğretiyorsun. Diyorsun ki bak sana çok fazla olsun. Yani 100 bin tane ev gösteriyorum diyor. İşte 3 artı 1 olan bir ev. 3 artı 1 olan bir ev. İşte içinde asansör de var. 8. katta olan bir ev 130 binden satılıyor. 150 metrekare olsun 130 binden satılıyor. Ondan sonra başka bir ev yine özelliklerin hepsi girilmiş. Bu 140 binden satılıyor. Başka bir ev bu seferki 140 metrekare mesela bu daha ucuz 120 binden satılıyor gibi. Ben bu makineye 100 bin tane veri veriyorum. Bu makine bu verilerle öğreniyor. Öğreniyor diyor ki aa evet evin fiyatını bu etmenler etkiliyor. Özellikle metrekare çok etkiliyor mesela. Metrekaresi fazla oldu mu evin fiyatı da fazla oluyor. Ev fiyatını bunlar etkiliyor diye makine öğreniyor. Makine bunu öğrendikten sonra var ya muazzam tahminler yapıyor. Sen diyorsun ki şu metrekarede şu kadar uzunlukta şu katta bulunan bir ev ne kadardır diyorsun. Makine bunu çok çok az bir hatayla hesaplıyor. Yani çok daha karışık işlemleri makineye hesaplattırabiliyorsun böyle. Makineye veri veriyorsun. Makine veriyle öğreniyor. Öğrendikten sonra tahminler yapıyor. Makine öğrenmesi dediğimiz olay özetle bu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Biraz karışık evet, olabilir. Evet, hatta bu askerleri anlaması sanırım buna bağlı oluyor. Tüm mesela evet ben o projede evet askerlerin mesela bir dünya özelliğini vermiştik. Askerliğin bir dünya özelliğine göre askerlerin ırkını öğrenmişti. Öğrenmişti. Irkını nasıl tahmin edeceğini öğrenmişti makine. Ondan sonra başka bir tane askerin verisini yirdiğimde o askere direkt siyahi, o askere direkt beyaz gibi böyle direkt sınıfını söylüyordu. Makine öğrenmesi bu oluyor yani. Teşekkürler öğretmenim. Rica ederim. Bu dediğim gibi bu kodların hepsi Python'la yapılıyor arkadaşlar. Bunları başka bir dille yapmıyoruz. Devam. Siber güvenlik. Yani şu 4'e bir yıldız koyuyorum. 4 bizim ana, benim bulunduğum yer. Bir de siber güvenlik. Buna da yıldız koyuyorum. Yani ben bir data scientist olmasaydım ya da böyle yapay zeka alanına yönelmeseydim yöneleceğim diğer alan da siber güvenlik. Bence geleceğin iki alanı bu ikisi. Veri bilimi ve siber güvenlik bu ikisi. 6 dediğimizde gömülü sistemler. Siber güvenliğe de çok değinmedim ama siber güvenliği de tahmin ediyorsunuzdur. Siber güvenlikte arkadaşlar işte bahsettiğiniz o hacker saldırıları, işte DDoS saldırıları siz çok asılıyorsunuz. DDoS saldırılar bunun en alt seviyesi yani. Bir dünya sızma girişimi olabiliyor serverlara, makinelere, şeylere. Siber güvenlik bunları engelleyen ekip. Engelleyen ekip. Burada doğrudan bir programlı dili söylemiyorum. Yani hepsini azar azar bilmeli. Hiçbirinde ustalaşmasına gerek yok. Çok fazla bir programlamayla uğraşmıyor. Ama hepsini azar azar bilmeli. Yani hepsini az biraz bilmeli. Siber güvenliği genelde böyle diyelim. Az biraz bilse yeter hepsini. Hiçbirinde böyle ustalaşmaya gerek yok. Çünkü gidip kendi doğrudan bir program yazmayacak. Kendinin program yazdığına çok şahit olmuyoruz ama yazılmış olan, programlama dilleriyle yazılmış olan virüsleri tespit etmedir. Ne bileyim sızma testleri yapmadır falan. O tür bazı şeyler için
Az biraz da olsa bilgisi gerekiyor hepsinden ufak ufak diyelim. Gömülü sistemler dediğimizde işte şu az önce bahsettiğim ortaya bir ürün çıkarttığın sistemler. Yani kodunu yazıyorsun ama ortaya da bir ürün çıkartıyorsun. Mesela ne bileyim yazıcı var benim yanımda mesela. Yazıcı bir gömülü sistemdir. Ya da banka ATM'leri bir gömülü sistemdir. Evet, ondan arka planda bir yazılım var. Ama en son ortaya da bir nesne çıkmış değil mi? Bir ürün çıkmış. Bir yapı çıkmış. Onlara da gömülü sistemler deniyor. Şu ekranı çizmeyin arkadaşlar. Ekran çizenler silsin. Onlara da gömülü sistemler deniyor. Tamam. Yani bu alanlar var. Benim önerdiğim şu iki alan. Ama hepsine yönelebilirsiniz. Kendi ilginize göre diyelim. Evet. Gelelim Python program diliyle neler yapılabilir. Biz şimdi Python öğrendik. Şimdi burada bir dünya şey saydık. Şundan hepsi yapılabilir. 6 tane başlık saydık ama Python'la hangileri yapılabilir? Python'la yapılabilecekleri değinelim. Web geliştirme az önce söyledim. Web geliştirme alanına Python girdi. Yeni yeni girdi. Daha çok çok üst düzey değil. Pek çok web sitesi hala JavaScript ile yazılmış ama halen yeni yeni de olsa web siteleri Python'la yazılabiliyor. Yapay zeka, makine öğrenimi, veri bilimi. Şu 3 alanın zaten kökü Python. Yani şu 3 alan Python'sız olmaz. Bu 3 temel alanın temeli Python arkadaşlar. Bunlar da kesinlikle Python bilinmeli, zaten Python'la yapılıyor. Oyun geliştirme yapılabiliyor ama çok rastlamadım, açık konuşayım. Python'la oyun geliştiren birine çok rastlamadım. Robotik uygulamalar gene yapılabiliyor hakeza. Yani yaptığın yazılımı Python yazılımlarının robotik şeylere dökebiliyorsun. Bak, az önce Mehmet Arda dedi herhalde. İşte bahsettikleri Teknofest'e katılacakları bir robotik uygulamayı Python'la yazacaklarmış falan. Devam. Evet. Peki Python dilinin hakkında konuşalım biraz. Python dilinin avantajları ve dezavantajlarından bahsedelim. Python dili bir kere öğrenmesi ve kullanması çok kolay. İki attık gerçekten öyle. Bu sayede 1,5 ayda gerçekten siz Python'ın en temel becerilerini, şeylerini, her şeyini çok güzel bir şekilde öğrendiniz. Geliştirilmiş verimlilik diye bir şeye sahip. Ne olduğunu tam anlamıyorum. Verimli bir dil ya. Yorumlanmış bir dil. Bu önemli. Şuna bir yıldız koyuyorum. Şu oldukça önemli. Python yorumlanmış bir dildir arkadaşlar. Yorumlanmış bir dil olması çok güç kazandırıyor Python'a. Kolaylığı da buradan geliyor zaten. Çok rahat, çok rahat yorum yapıyor. Senin yazdığında işte şunu mu demek istedin deyip hemen anlayıp yapıyor. Yani uzun uzun açıklamana gerek yok. Uzun uzun ben şu anda float bir sayı gireceğim. Ben şu anda ne bileyim integer bir sayı gireceğim demene gerek yok yani. Sen 5 yazdın mı onun integer olduğunu anlıyor. Sen 5,2 yazsaydın onun float olduğunu anlıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani senin yazdıklarını kendi yorumluyor. Float mu int mi olduğunu anlıyor. Bu en basit örnek. Yorumlanmış bir dil deniyor buna. Yorumlamalar yapıyor yani. Kendi arka planda hızlıca yorumlamalar yapıyor ve sonuçlara ulaşıyor. Ama bu yorumlanmış bir dil olması şunu işte sonuç veriyor. Düşük çalışma hızı. -1. Evet. Hızı biraz daha yavaş arkadaşlar. Python'da siz bu yavaşlığı görmezsiniz. Sizin düzeyde şu anda bu yavaşlık görülmez ama İşte bahsettiğim gibi oyun geliştirmelerinin Python'a yazmama sebebi biraz da bu. Yani biraz daha yavaş hızla çalışan bir program dili Python arkadaşlar, diğerlerine kıyasla. Çünkü arkasında inanılmaz bir yorumlama yapıyor. Yani yazdığın her satırı bir yorumluyor. Acaba burada bunu mu demek istemiş, bunu mu demek istemiş diye düşünürken bir emek harcıyor. O emek harcayınca tabii hızı biraz düşüyor. Ama kullanması kolay oluyor bu sayede. Artıları var, eksileri var işte. Denge. Açık kaynak kodlu olması çok büyük bir artı arkadaşlar. Açık kaynak kodu ne demek? Açık kaynak kodu bu program dilinin arka planında hangi kodlarla yazıldığını herkes görebiliyor. Herkes geliştirebiliyor. Herkes Python'a yeni bir şeyler ekleyebiliyor. Kütüphane ekleyebiliyor. Yani herkes Python'a ben şöyle bir kütüphane yaptım. Bunu alın kullanın deyip internete yayabiliyor. İnternette kullanan olursa adamın kütüphanesi tutuyor mesela. Kütüphanenin ne demek olduğunu tam bilmiyorsun ama onu da konuşacağız. Açık kaynak kodlu olması herkesin geliştirebileceği bir dil olduğu anlamına geliyor. Kolayca taşınabilirlik. Bu herhalde şeyi kastediyor. Notebooklarımızı ben bitirince size atıyorum ya. Siz alıyorsunuz. Başka yerlerde açabiliyorsunuz. Onu kastediyor. Kolay entegrasyon. Başka yerlere entegrasyon etme. İşte robotlara falan entegre etmeden bahsediyor herhalde. Kolayca yapılıyor bu işler. Ve büyük kütüphaneler. Bu da işte bence Python'ın en önemli, en güçlü olduğu yanlardan biri. Çok büyük kütüphaneleri var arkadaşlar. Sadece veri bilimiyle alakalı kütüphaneleri var. Veriyi görselleştirme ile alakalı kütüphaneleri var. Web geliştirme ile alakalı kütüphaneleri var. Biz şu anda kütüphane görmedik. Bizim gördüğümüz Python'ın en temeliydi. Python'ın içinde gömülü olan fonksiyonları falan gördük. Zaten vardı bunlar. Kütüphane import etmeden de herhangi bir kütüphaneyi çağırmadan da kullanılabilen fonksiyonları biz gördük. Kütüphane dediğimiz şey ise
İşte dedik ya, web geliştirme alanı var. Web geliştirme alanı için oluşturulmuş bir kütüphane var. Sen web geliştirme alanıyla uğraşacaksan o kütüphaneyi çağırıyorsun, import ediyorsun. Ondan sonra kodlarını yazmaya başlıyorsun. O kütüphanedeki fonksiyonları kullanarak. O kütüphanedeki klasları ve fonksiyonları kullanarak o kütüphaneyle kodlarını çok daha rahat yazabiliyorsun. Bunun gibi pek çok alanla alakalı kütüphanesi var Python'ın. En önemli güçlerinden biri bu. Kütüphanesi çok fazla. İstediğin kütüphaneyle çalışabiliyorsun. Peki artıları bunlardı. İşte dezavantajlar dediğim gibi. Hızı bir tık daha yavaş. Diğerlerine kıyasla bayağı yavaş. Verimsiz bir hafıza tüketimi var. RAM'i bayağı kullanıyor diyelim. Uyumsuzluklar ve yetersizlikler. Ben herhangi bir uyumsuzluğuna rastlamadım ama demek ki uyumsuz olduğu durumlarda oluyormuş başka şeylerle. Veri tabanına erişim zorluğu. Buradan kastı veri tabanı SQL server'a bağlanmayı falan kastediyor herhalde. Biraz daha zor oluyormuş diğerlerine kıyasla. Çalışma zamanı hatalarına mail. Çalışma zamanı hatalarına mail. Bunu da tam anlayamadım. Evet, Mehmet Arda, sen önce söz al. Ondan sonra biri daha kaldırdı. Önce Mehmet Arda. Öğretmenim, ya belki ben yanlış biliyorumdur ama çoğu yerde Python en hızlı yazılım dili olarak geçiyor. Yani diğerlerine nazaran özellikle Java'ya vesaire en hızlısı olarak geçiyordu. Yani ya, belki de yanlış biliyorumdur ya da sadece belli bir alanda, oyun yazma alanında en hızlıdır ama öyle bir şey duymuştum en hızlı olduğuna dair. Yok, biraz yanlış duymuşsundur. Şeyle karıştırıyor olabilirsin. Yani öğrenme açısından seni en hızlı programlamacı yapacak, senin en hızlı öğreneceğin şey ama hız olarak kesinlikle en hızlı değil. Bayağı yavaş. Hatta bununla ilgili caps'ler var. Python bayağı yavaş kaçıyor. Diğerlerine kıyasla, hemen hepsine kıyasla neredeyse. Yani sonlarda, öyle söyleyeyim. Sebebi de bu yorumlanmış dil olması. Yorumlanmış dil olması basit bir dil olmasını sağlıyor. Çok kolay öğrenebiliyorsun. Çok kolay yazıyorsun. Ama bu kadar yorumlama yapınca yavaş çalışıyor. Doğru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Mustafa Batuhan. Sen beni kaldırıyorsun. Hocam ben şey soracaktım. Oyun tasarımı konusunda hocam C++'ı ben adım gibi bilmem mi gerekiyor yoksa iyi düzey, orta düzeyde falan bilmem yeterli mi? Orta düzey yeterli olur. Yani nasıl bir proje yapacağınla da alakalı bu tabii ama sizin için şu anda orta düzey gayet yeterli olur. Ve C++'dan gözünüz korkmasın. C++'da öğreneceğiniz döngüler, fonksiyonlar, her şeyi şu anda burada gördünüz zaten. Hatta gördüğünüz veri tiplerinin aynaları C++'da da var. Sadece sinteksi biraz farklıdır. Sinteksi başta zor gelebilir size. Yani C++'da da sonu herhalde noktalı virgülle kapatmak gerekiyordu falan. Böyle bunun gibi bazı yazım farklılıkları var. Onun haricinde temel mantığı tamamen aynı. Öğrenebilirsin yani. C++ temel düzeyde öğrenebilirsin Mustafa. Evet. Kim? Bera Eren. Sen cevap veriyorsun. Merhaba hocam. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu zamana kadar yaptığımız en ileri düzey kod nedir ve bu kodun ne işe yarıyordur? Merak ettim de bunu. Tamam. Mesela benim yaptığım kodlar genelde deep learning kodları. En ileri düzeyler bu deep learning. Yüz tanıma sistemi yaptım mesela bir tane. Bir tane görselde hangi yüzler var? Bunları tanıyor. Daha sonra bunun video haline de getirdim. Videolu tanımayı da yakaladım. Yani görseldeki yüzleri tanıyor. Hatta onun hangi klasa ait olduğunu da buldurttuk en son. Yani bu yüzü tanıdım, bu yüz Emincan Yılmaz'a ait. Şu yüzü tanıdım, bu yüz Bera Eren Koç'a ait. Bu yüzü tanıdım, bu yüz şu kişiye ait şeklinde. Yüzü tanıyor, yüz hatlarıyla birlikte o yüzün kime ait olduğunu anlayan bir kod yazdım. Buna deep learning deniyor. Anladım hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bu özellikle Çin'de şu anda çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Suçluları yakalamada falan. Zaten istihbarat servislerinin, emniyet birimlerinin falan kullandığı bir sistem zaten. Onların da kendi yüz tanıma sistemleri var. Ben de buna benzer bir sistem yapmıştım Python'da. Yaptım. Tamam. Evet. Başka sorusu olan yoksa haydi devam edelim bakalım. Evet. Şimdi gelelim şuna. Şu alandan bahsettik ya. Yapay zeka, makine öğrenim, veri bilimi. Ya da şuradan bahsedelim. Şu 4 var ya 4. Şimdi benim uzmanlık alanım 4 arkadaşlar. Dolayısıyla ben 4 ile ilgili. Bundan sonrası 4 ile ilgili kısımlara bahsedeceğim. 4 ile ilgili kısımlar ne? Veri bilimi, makine öğrenmesi, derin öğrenme diye gidiyor. Sıra bu şekilde. Veri bilimi, ondan sonra makine öğrenmesi, ondan sonra derin öğrenme. İşte bu veri bilimi dediğimiz data science, makine öğrenmesi dediğimiz machine learning, derin öğrenme dediğimiz de deep learning. İngilizce kavramlarda bu. Şimdi burada bazı mesleki sıfatlar var. Yani sizin ileride olabileceğiniz meslek. İşte doktor, mühendis gibi sıfatlar var ya. Aynı onun gibi sıfatlar bunlarda. İş dünyasında büyük şirketlerin
altında çalışan elemanların bu sıfatları oluyor genelde. En alt seviyede data analyst var arkadaşlar. Veri analisti. Veri bir kere ne demek? Veri şu an kafanızı karıştırıyor olabilir. Veri bilgi demek arkadaşlar, bilgi. Şu anda şunların hepsi, şu üç grupta eldeki bilgiyle bazı sonuçlar yapıyor. Makine öğrenmesini anlattım ya, makine öğrenmesi modeline hani 100 bin tane ev veriyorduk. Daha sonra o ev fiyatlarını tahmin etmesini öğreniyordu. O 100 bin tane ev bir bilgi arkadaşlar. O 100 bin tane evin ben fiyat bilgisini biliyorum. O bilgiyi veriyorum makineye. Makine o bilgiyle bazı öğrenmeler gerçekleştiriyor falan. Ondan sonra tahminlerini yapıyor. Yani bunların hepsi veriyle alakalı şeyler. Data analistin yaptığı şey şu. Data analist, veri analisti diye geçiyor. Elde veriler var. Verileri çoğu zaman başkası düzenliyor. Kendi de düzenlemiyor. Gelen verilerle yorum yapıyor, o kadar. Yani şu eldeki verilere bakarak bence şu ürüne indirim yapmalıyız gibi. Ya da eldeki verilere bakarak bence perşembe günü %30 indirim uygulamalıyız sattığımız ürünlere. Perşembe günü çok satılıyor falan. Ya da az satılıyor, indirim yapalım. Şu ürün çok satılıyor, şu ürüne şunu yapalım gibi. Analiz yapıp şunu yaparsak daha iyi olur. Eldeki verilere bakarak bunu yaparsak daha iyi olur gibi. Akıl yürütme, yani beyni yürüten, fikir veren kişi. Tamam. Böyle tabii bu kişiler öyle fikri verirken kafasına göre vermiyor yani. Görselleştirmeler yapıyor, grafikler yapıyor ve ikna etmesi gerekiyor karşısında patronları. Yani adam dersen yani niye indirim yapayım bundan? Ya zarar edersem, yani ürünü niye indirimle satayım? Ya zarar edersem, adam onun zarar etmeyeceğini kanıtlamalı. Data analyst grafikler yapmalı. Demeli ki işte indirim yaparsak evet biraz daha az kar marjımız düşüyor. Biraz daha az kar ediyoruz bir üründen. Ama çok daha fazla ürün satacağız falan. Çok daha fazla ürün satmamızı bekliyoruz ve muhtemelen kâra geçeceğiz. Çok büyük olasılıkla kâra geçeceğiz şeklinde karşısındakini ikna etmeli. Data analyst'in görevi bu. İş tanımı bu. Bu şekilde diye geçiyor. Daha sonra bir tık daha üstü data engineer, veri mühendisi diye geçiyor. Eldeki veriyi hamur gibi böyle yoğuruyor. Analiz yapılabilecek düzeye getiriyor. Data engineer bu. Yani data engineer olmadan data analyst analizini yapamaz. Yani eldeki veri anlamlı değilken veriyi anlamlı hale getiriyor aslında diyelim arkadaşlar. Data engineer eldeki karışık kuruşuk veriyi anlamlı bir hale getiriyor. Anlamlı veriden de analiz çıkartıyorlar bundan sonra. Tamam. Şu ilk ikisi şu veri bilimine giriyor. Bizim şu veri biliminde anlatacağım kısma giriyor. Ben mesela ikinci kur bölümü diyelim arkadaşlar. Kazanabileceğiniz sıfatlar. İkinci kur hakkıyla öğrenirseniz, çok süper öğrenirseniz ve ileride de kurstan sonra üstüne koyarsanız kazanabileceğiniz ilk iki sıfat bu arkadaşlar. Data analyst olabilirsiniz, data engineer olabilirsiniz diyelim. Ondan sonra data scientist. Buysa tam kemik, tam köprü. Şunu şöyle alıyorum yuvarlağa. Şu tam köprü, tam aradaki köprü. Yani yukarıdaki data engineer'ın ve data analyst'in ikisinin birden yaptığı işi yapıyor aslında. İkisinin birden yaptığı işi yapabilecek potansiyele sahip. Yani veriyi hem eviriyor, çeviriyor, kendi istediği hale getiriyor. Hem de ondan sonra yorum belirtiyor, fikir belirtiyor. Hepsini yapan daha kapsamlı bir üst rol gibi düşünebilirsiniz. Şu ikisinin üstü data scientist. Hem de artık veri kısmını geçtik, şirket kısmını geçtik. Bu artık modellemeler yapabiliyor. Şu makine öğrenmesine de bir ufak kaçabiliyor. Temel düzeyde de olsa, çok üst düzeyde bilmez. Ama en azından kurmayı, kodlarını yazmasını bilir. Makine öğrenmesini de az biraz bilir. Tam ara formdur yani. Birazcık veri bilimini de bilir, birazcık makine öğrenmesini de bilir. Bu arada bir yerdedir data scientist yani. DS dediğimiz, data scientist dediğimiz şu arada bir yerdedir yani. Makine öğrenmesi modellerini de temel düzeyde bilir. Arkasındaki matematiği çok bilmez ama temel düzeyde bilir. Nasıl yazılacağını, kodun falan. Veri bilimi alanında gene bilir. Data engineer, data analyst'in yaptığını yapabilir. Data scientist, tamam. Data scientist bu ara rol diyelim. Daha sonra machine learning engineer geliyor arkadaşlar. Makine öğrenmesi mühendisi. İşte makine öğrenmesi mühendisinin işi, az önce bahsettiğim makine modelleri var ya, o tür modeller kurmak. Benim de şu anda hali hazırda çalıştığım yer machine learning engineer. Aslında sıfatım bu değil. Sıfatım data scientist olarak geçiyor şirkette de. Daha çok makine öğrenmesi modelleri kurdurtuyorlar bana yani. Bu alanda becerili olduğumu fark ettiler. Machine learning modelleri kuruyorum ben. Machine learning, makine öğrenmesi dediğimizde bu. Modeller kuruyorsun. Modellere bir şeyler öğretiyorsun. Makinelere bir şeyler öğretiyorsun. Makineler ona göre tahminler yapıyor. Bazı tahminlerde bulunuyor. Ve şu yukarıda data analyst'in yaptığı tahminler var ya. Şunu yaparsak şöyle olur, bunu yaparsak böyle olur. O tahminleri bile kendi yapıyor. Yani data analyst'e de gerek kalmıyor. Öyle bir makine kuruyorsun ki insanın yapacağı analizden daha güzel bir analiz yapıyor. Şunu yaparsan kâra geçersin, bunu yaparsan kâra geçersin. Şunu yaparsan bu olur, bunu yaparsan bu olur şeklinde sana bildiğin rapor çıkartabiliyor. Eğer güzel bir model kurabilirsen. Machine Learning Engineer'ın
biraz daha çalıştığı alan bu diyelim. Makine modelleri kuruyor. Deep Learning Engineer, Machine Learning Engineer'ın biraz daha ileri seviyesi. Daha derin öğrenme mühendisi. Yani Deep Learning'de de Machine Learning'de yapılan aynısı. Modeller kuruluyor. Ama çok daha kapsamlı, çok daha zor modeller kuruluyor. Günlerce sürüyor bu modelleri kuran. Modelleri öyle bir anda kuramıyorsun. Machine Learning'de yine 1-2 gün sürüyor ama Deep Learning'de çok daha uzun, çok daha vakit alan modeller kuruyorsun diyelim. Evet, Muhammed şu sonuncuyu da söyleyeyim. En son Artificial Intelligence Engineer, yani AI Engineer. Bu da yapay zeka mühendisi olarak geçiyor. Burada işte arkadaşlar şu yukarıdakilerden farklı olarak burada artık ortaya donanım faktörü de giriyor. Yani ortaya bir de donanım da kuruyorsun. Yani sen yukarıda makineler kurdun, karar alan makineler kurdun, işte tahminler yapan makineler kurdun. Ya da işte şunu olursa bunu yap dediğin makineler kurdun. O makineleri artık bir de donanıma sokmalısın. Bir de işte robot haline getirmelisin. Maket araba yapmalısın. Maket uçak yapmalısın. İHA yapmalısın gibi. Anlayabildik mi? Bunlarla da uğraşan, donanım kısmını da bilen kişi de AI Engineer olarak geçiyor. Yani sıfatlar bunlar. Mesleki sıfatlar bunlar arkadaşlar. Şimdi el kaldıran kim? Muhammed. Evet. Sorunu alabilirim. Öğretmenim bu makine öğrenmesi konusunda sadece bir şeyin bir dalını tanıdığımızda olabilir mi? Mesela normal bir kedi fotoğrafını gösterip tüysüz kediyi gösterdiğimizde makine bunu tanıyabilir mi? Güzel soru. Şöyle Muhammed, makine öğrenmesinin ne düzeyde gerçekleşeceğini, makinenin ne kadar iyi öğreneceğini bizim vereceğimiz veriler belirliyor. Biz ona önceden hani veri veriyoruz ya, bak sana 100 tane kedi verdim, 100 tane köpek verdim. Aradaki farkları bul. Hangisinin kedi, hangisinin köpek olduğunu anla. Bundan sonra sana bir tane resim verdiğimde tahmin et. Evet, edecek. Ama 100 tane veriyle bunun öğrenme olasılığı biraz düşük. Muhtemelen tam yakalayamayacak o paternleri, o uyumları. Nereden yakalayacağını tam anlayamayacak. Ama buna sen 1000 tane verseydin, 1000 tane kedi resmi, 1000 tane köpek resmi, öncekine göre daha iyi öğrenen bir makine olacaktı. Sen buna 10.000 tane verseydin, öncekine göre çok daha iyi öğrenen bir model olacaktı. 100.000 tane versen daha iyi öğrenen bir model olacaktı. Sen makineye ne kadar veri verirsen ve ne kadar güzel veri verirsen, verinin bir de güzel olması lazım. Verinin güzelleştirme işlemini şu data engineer yapıyor dediğim gibi. Yani veriyi güzel bir şekilde makineye verirsen ve ne kadar çok verirsen makine o kadar güzel öğrenir. Hani oranlar çıkıyor işte. Ben %95-96'larda bir model yapmıştım işte. %96 şu anlama geliyor. %96 ihtimalle doğru tahmin yapan bir model bu. Buna ondan sonra göstereceğin kedi resmini %96 ihtimalle bilecek. Anlayabildik mi? Yani evet, dediğin doğru, yapılabilir yani. Sonradan göstereceğin bir resme kedi ya da köpek diyecek bizim makinemiz. Tamam? Ne kadar iyi eğitirsek o kadar iyi doğrulukla söyleyecek. Teşekkürler. Rica ederim. Gençler hızlıca bir çık gir yapın. Yani bir 10 dakikalık daha işimiz var. 10-15 dakikalık daha işimiz var. Söyleyeceğim bir şey kaldı özellikle ikinci kurla alakalı. Bizi atacak. Hiç vakit kaybetmeden tekrar girin. Tekrar girin. Ben tanımlayayım, tekrar girin. Tekrar şimdi. İkinci kurda anlatacağım şeylerle arkadaşlar elde edebileceğiniz sıfatlar Data Analyst ve Data Engineer. Makine öğrenmesi kısmı ise üçüncü kur olacak arkadaşlar. Üçüncü kurda makine öğrenmesini anlatacağım. Derin öğrenme için bir kurs açmadım. Derin öğrenme üzerine henüz ben de çalışıyorum. Çünkü ben de öğrenemedim. Çok derin. Öğrenmeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Dolayısıyla makine öğrenmesi. Makine öğrenmesi ne arkadaşlar? İşte burada herhalde bir yaş sınırı girer devreye. Çünkü matematik gerekli. Ama ikinci kurda kaldırdık bu yaş sınırını. En azından şu iki tane sıfatı kazanabilirsiniz diye düşünüyorum herkes. Evet, devam edelim. Yapay zeka alanın derinliklerine doğru gidecek matematik gerekli mi? Evet, az önce söylediğim mevzu. Matematik gerekli mi? Şimdi normalde arkadaşlar, evet, bu alanda ilerlemek ve başarılı olmak için iyi bir matematik bilgisi gerekiyor. Özellikle yapay zeka alanında, az önce söylediğim machine learning, deep learning alanlarında ya da veri bilimi alanında diyelim, data science alanında, genel olarak veriyle uğraşan alanlarda, veriyle uğraşan alanlarda matematik gerekiyor. Çünkü arka planında hep matematiksel işlemler dönüyor. İstatistik olasılık dönüyor. Lineer cebir dönüyor. Arka plan tamamen matematik. Arka planı anlamak için bu lazım. Ama şöyle söyleyeyim. Devamını okuyalım bakayım. Yazdığımız kodları anlamlandırmak ve yazılan kodların arka planında dönen işlemleri anlayabilmek için ciddi bir matematiksel algılama becerisi gerekmekte. Evet. Yani formülleri algılamak gerekiyor. Arkada dönen matematiksel işlemleri tahayyül edebilmek, hayal edebilmek gerekiyor. Anlarsan o zaman gerçek bir data scientist olursun. Yani anlamadan çok zor. Anlamadan özellikle şuradan gösterecek olursam şu data scientist olmak çok zor. Şu iki tanesi hadi neyse, şu iki tanesi için çok fazla anlamlandırmak gerekmiyor. Eldeki veriden yorum yapacaksın, veriyi düzenleyeceksin falan. Bunlar çok fazla matematik gerektirmiyor.
Ama şu noktadan sonra şu 4 tanesi 5 tane, şu 4-5 tanesi pat. Buradan sonrası arkadaşlar tamamen matematik. Arka plan tamamen matematik. Dolayısıyla matematik gerekiyor buradan sonrası için. Şu sonuncuyu da söyleyeyim. Sonra sorunu alacağım Bera. Matematik bilmeden bir yazılımcı olunur. Bahsettiğim işte web geliştirme olur, oyun geliştirme olur. O tür yazılımcı kesinlikle olabilirsiniz. Matematik şart değil bunlarda. Fakat data scientist ve ilerisi kolay kolay olunamaz arkadaşlar. Yani sen işte şurada bahsettiğim data scientist ve ilerisindeki sıfatlara geçmek istiyorsan buralarda kesinlikle bir matematik bilgisi gerekecek. Çok ciddi matematik bilgileri gerekecek. Evet Bera, şimdi sorabilirsin. Hocam, şimdi benim bildiğim kadarıyla bu Python'un başka kendi bir uygulaması var. Biz ikinci kurda Google Colab'dan mı devam edeceğiz yoksa Python'un kendi uygulamasından mı devam edeceğiz şimdi? Güzel soru, teşekkürler. Şimdi Python kodlarının nerede yazıldığının hiçbir önemi yok. Her yerde aynı yazılıyor. Python'ın bazı IDE'leri var. IDE. Buna IDE deniyor arkadaşlar. IDE. Python'ın kendi yazdığım hemen gidiyor. Neyse. Python'ın bazı IDE'leri var arkadaşlar. Evet, bir şeyler oldu buna ama neyse. Python IDE deniyor bunlara. IDE diye geçiyor bunlar. Python'ın yazıldığı bazı IDE'ler var. Bunlar işte VS Code. En meşhuru. Ben de VS Code'u kullanıyorum IDE olarak. İşte onun haricinde PyCharm aklıma ilk gelenler. Ondan sonra Spider diye bir tane var falan. En son bir de Colab var. Yani bir dünya IDE var. IDE bir tane değil. IDE bir dünya. Hangi IDE'de çalıştığının inan bana neredeyse hiçbir farkı yok. Biraz farkı vardı. Yani kullanım kolaylığı açısından hangisi kime kolay geliyorsa onunla çalışsın. Fark etmez. Yani sen bir proje yapacaksın. O projeyi VS Code'da mı daha rahat yazıyorsun? PyCharm'da mı daha rahat yazıyorsun? Hangisi kolayına geliyorsa onunla yazabilirsin. Ufak tefek farklılıkları var. Yazım kolaylığı açısından farklılıkları var. Yoksa yazacağın şey hepsinde aynı. Yani Hello World'ü, bunda da Hello World yazacaksın. Bunda da Hello World yazacaksın. Bunda da Hello World yazacaksın. Ama Hello World yazarken bu hemen algılıyor. Diyor sen bunu mu demek istiyorsun diyor. Çok daha rahatlık sağlıyor sana. Bu biraz daha geç algılıyor. Bu hemen algılıyor falan. Farklı farklı kolaylıklar. Yazım kolaylığı sağlar sana IDE'nin farklı olması. Yani hangisinde çalıştığının bir farkı yok. Peki biz hangisinde çalışacağız ikinci kurda? Biz ikinci kurda da Colab'den devam edeceğiz arkadaşlar. Biz yeni bir IDE'ye gerek yok. Şart değil. Colab çok da güzel bir IDE bu arada. Ben büyük projelerimi Deep Learning'in hepsini Colab'le yapıyorum. Büyük projeyi VS Code kaldırmaz. VS Code senin bilgisayarınla çalışır. Google Colab ise internet üzerinden çalışır. İnternette bilgisayar kiralayabiliyorsun Google Colab'de. Dolayısıyla Colab VS Code'dan daha iyi bile yani. Diğer IDE'lerden daha iyi bile. Biz de Colab'le çalışacağız. İkinci kurda Colab'le götüreceğiz yani. Tamam. Evet. Diğeri kim? Mehmet Arda. Evet, sorum var. Öğretmenim biz ikinci kurda kütüphane kullanacak mıyız? Kullanacaksak hangi tür kütüphaneler kullanacağız? Evet. İkinci kurda veri bilimi alanına giriyoruz. Veri bilimi alanında kullanacağınız kütüphaneler olacak. Dört tane kütüphane göreceğiz. Bununla alakalı bir tane yazı yollayacağım size ama şimdiden de söyleyeyim. Dört kütüphane kullanacağız burada. Dört kütüphanenin isimlerini söylüyorum. NumPy, Numerical Python kısaltması bu NumPy. Matematiksel işlemlerin yapıldığı kütüphane. Çok güçlü bir kütüphane NumPy. Ondan sonra göreceğim kütüphane Pandas. Pandas kütüphanesi. Verileri düzenlemeye yarıyor bu da. Hani data engineer vardı ya verileri düzenliyordu. Verileri şekillere sokuyordu. Daha güzel hale getiriyordu. İşte o data engineer'ın çok sık kullandığı Data Engineer'ın, Data Scientist'in çok sık kullandığı iki kütüphane NumPy, Pandas. Devamında Matplotlib diye bir kütüphane var arkadaşlar. Bu veri görselleştirme. Veriyi görselleştirme. Yani veri görselleştirme yapacağız. Grafikler çizeceğiz. Daire grafiği çizeceğiz. Bar grafiği çizeceğiz. Çizgi grafiği çizeceğiz. Grafikler yapıp görselleştireceğiz. Ve bir de Seaborn diye bir tane daha kütüphane var. Şu dört tane kütüphaneyi göreceğiz. Evet, ikinci kurda Python'ın basic'i bitti. Python'ın kütüphanelerini işleyeceğiz. Şu dört tane kütüphane işleyeceğiz. NumPy, Pandas. Bu ikisi matematiksel kütüphane arkadaşlar. Bu ikisi matematiksel kütüphane. Şu ikisi ise görselleştirme kütüphaneleri. Matplotlib ve Seaborn'da görselleştirme kütüphaneleri. Biz bu dört tane kütüphaneyi göreceğiz diyelim. Tamam. Teşekkürler öğretmenim. Rica ederim. Sonra kim var? Sırada Adem Kurt. Öğretmenim ilk önce merhaba. Benim Merhaba. sormak istediğim soru şu. Oyun geliştirmede oyun motorlarını mı kullanalım yoksa hani kendi yazdığımız şeyleri mi? Güzel. Oyun geliştirme alanı ile alakalı normalde hazır motorlar var. Senin de bildiğin gibi. O motorları kullanarak
oyun geliştirebilirsin. Ama o motorlar adamın biri zamanında yazmış. İşte şurada şurada şu üç tane tip insan olabilir diyor mesela. O motor sana üç tip insan üretme şansı sunuyor. Sen dördüncü bir tip insan istiyorsan kendi kodlarını yazmalısın. Oyun motorlarının arka planda pek çok kodla yazabiliyorsun. Yanlış bilmiyorsam Unity'nin içinde Python kodu bile var. Python kodlarıyla Unity'yi güncelleyebiliyorsun. O tür ekstra bir şeyler istemiyorsan, ki ilk etapta şart değil, sen basit bir oyun motoruyla yazabilirsin oyununu. İstediğin oyunu Unity ile. Unity ile çok rahat hayal ettiğin bir oyunu yapabilirsin sen. Ya bu bahsettiğim çok çok üst düzey oyunlar. Yani işte nedir ne bileyim Call of Duty serisi mesela. Call of Duty serisi gidip Unity ile yapılmaz arkadaşlar. Call of Duty serisini adamlar kendi oyun motorunu programlama dilleriyle yazarlar. Ondan sonra kendi yazdıkları oyun motoruyla kendi oyunlarını yaparlar. Ama sizde böyle bir durum yok. Siz Unity ile oyununuzu yaparsınız. Oyun geliştirmek için programlama dili şart değil. Çok büyük bir şirkette çalışırsanız o ayrı yani. İleride işte bir iş olarak, oyun geliştiricisi olarak bir şirkete girerseniz o şirkette Unity kullanmazsınız. O şirkette programlama diliyle bir tane motor geliştirirsiniz. Sonra o motorla oyunlarınızı yaparsınız. Öyle söyleyeyim. Diğeri kim? Sunaz. Evet Sunaz. Öğretmenim ders saatleri, ikinci kurulda ders saatleri ve günleri aynı mı olacak, farklı mı olacak? Evet, muhtemelen farklı olacak Sunaz. Ne zaman açılacağını da, ikinci kurun ne zaman açılacağı hakkında da bir şeyler söyleyeyim. İkinci kur arkadaşlar, yani ocağa kalabilir gibi. Yani aralığın sonu, ocağın başı gibi. O civarlarda bir yerde. Yani birkaç tane işleri yoluna koymam gereken şeyler var. Şurada bazı sıfatlar söyledim ya size, iş sıfatları. İş sıfatları. Ben şu anda bir yerde data scientist olarak çalışıyorum ama deep learning engineer olmaya bile yakınım. Yani muhtemelen bir iş değişimi de yaşayacağım bu arada. Kendi işlerimi yoluna koymam için biraz bana zaman lazım. Ondan sonra yaklaşık bir ay sonra falan bir tane kur açacağım. Saatleri de kesinlikle farklı olacaktır. Yani şu an öyle tahmin ediyorum. Muhtemelen farklı saatlere rastlar. Yani gene cumartesi pazar boş olurum. Muhtemelen cumartesi pazara ders koyarım. Ama saat kaça koymuş olurum bilmiyorum. Belki akşam arastlar, belki sabah arastlar. Benim boşum neredeyse o saatlere koyacağım Sunaz, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Yusuf Esat, sen de sorabilirsin. Sesin gelmiyor Yusuf Esat. Mikrofonu açtın aslında ama. Sesin yok. Yazarak sorabilirsin. Mikrofonda bir sorun var herhalde. Şeyden yaz ama Zoom'dan yaz. Discord'a bakamıyorum şu anda. Hocam ben buradan söyleyeyim. Söyle. Hızlıca söyle. Birkaç şeyden daha bahsedeyim. Ondan sonra ikinci kurda yapacaklarınızla alakalı ufak bir gösteri yapabilirim size ben. Kütüphane hakkında bilgi verir misiniz? Güzel. Kütüphane hakkında temel bilgileri söyledim aslında. NumPy matematiksel işlemler yapmaya yarıyor. NumPy matematiksel işlemler yapmaya yarıyor. Pandas verileri düzenlemeye yarıyor. Tablo halinde verileri düzenlemeye yarıyor. Excel benzeri işlemler yapıyor Pandas'ta. Matplotlib ve Seaborn'sa grafik çizdirmeye yarıyor. Bunların ufak bir özetini şimdi birazdan yaparım isterseniz vaktimiz kalırsa. Evet gelelim. Hangi matematik konularına en fazla ihtiyaç var? Şimdi matematiğe ihtiyaç var diyoruz bu alanda. Hangilerine en fazla ihtiyaç var? Şöyle bir görsel bulmuştum. Bu gayet güzel. Required maths for data science. Data science alanı için gerekli matematik bilgileri işte. En büyük kısmı kim kaplıyor arkadaşlar? %35'lik bir kısmı lineer algebra, lineer cebir kaplıyor arkadaşlar. Lineer cebir bilmek, arka plandaki mantığı anlamak için çok işine yarıyor. Lineer cebir arkadaşlar. Lineer cebiri bilmek, yapay zekanın arka planı anlamayı bayağı kolaylaştırıyor. Ondan sonra olasılık istatistik geliyor. %25'lik bir kısım. Olasılık istatistik. Probability theory and statistic. Evet, olasılık istatistik arkadaşlar. Olasılık teorisi ve istatistik oldukça önemli. Arka planda çünkü olasılıksal işlemler dönüyor. Bu da çok önemli. Devamında işte algoritma bilmek ve optimizasyon. Algoritma ve optimizasyon %15. İşte multivariable calculus. İşte çok değişkenli hesaplamalar. Çok değişkenli denklemler gibi, denklem çözme gibi düşünün. Onlar da oldukça fazla. %10'da diğer matematiksel konseptlere kalmış. Ama genel hatlarıyla lineer cebir ve olasılık istatistik bilgisi oldukça önemli bu alanda, öyle söyleyeyim. Peki bu kavramlara şu anda bakıyorsunuzdur muhtemelen. Lisedekiler bile bakıyordur. Bunlar üniversite matematiği arkadaşlar. Bunlar normal bir matematik değil. Yani üniversite düzeyinde matematikler bunlar. Ben bu dersleri üniversitede gördüm. Bu dersleri üniversitede görmem. Yani ben
Bilgisayar programlamacılığı okumadım ben. Ben matematik öğretmenliği mezunuyum. Ben matematik öğretmeniyim. Asıl sıfatı matematik öğretmeni. Ama matematik biliyor olmam çok kolay bir şekilde bu yapay zeka alanına geçmeme yaradı. Ben mesela bir tane kursa katıldım arkadaşlar. Kursta 60 kişiydik. Yani bu 60 kişiden 4 kişi iş bulabildi. Yani diğer 3 kişi data analyst olarak iş buldu. Ben data scientist olarak iş buldum. Ve şu anda daha da yükseliyorum. Bu kadar kolay yükselebilmem, diğerlerine kıyasla çok daha rahat yükselebilme sebebim benim matematiği onlardan çok daha iyi biliyor olmam. Matematik arka planını biliyor olmam. Olayları çok daha rahat kavrayabiliyor olmam. Yükselmemi de hızlandırıyor. Dediğim gibi matematiğe ihtiyaç var. Matematik alanları olarak da bunlar. Spesifik olarak bunlar diyebiliriz. Ama bu alanlar size şu anda çok yabancı. Diyelim. Evet. Kursa katıldığınız için teşekkürler arkadaşlar son olarak. Umarım faydalı bir kurs geçmiştir sizin için. Benim için de gayet eğlenceliydi. Evet Mehmet Arda, konuşabilirsin. Öğrettiğim yeni kütüphanelerle ilgili olacak da bu kullanacağımız kütüphaneler import ile çağırabileceğimiz kütüphaneler mi yoksa indirmemiz gerekiyor mu? İndireceksek nereden indirelim? Şöyle herhangi bir indirme yapmayacaksınız. İndirme gerekiyorsa pip install diye bir tane komut var. Komutla indiriyoruz dosyaları. Herhangi bir yer indirme yapmayacaksınız. Import'a çağıracağız. Teşekkür Peki. edeceğim. Rica ederim. Şimdi size hızlı bir şeyi göstereyim arkadaşlar. Size hızlıca bir şey gösterimi de yapalım. Burada kalalım. Mesela geçenlerde ben şeyi almıştım. Devamsızlık durumlarınızı almıştım. Devamsızlık durumlarınıza göre şimdi belge basmaya başlayacağız. Devamsızlık şöyle 2 saniyede şu results'ı bir daha indireyim gerekirse. Ve hem de görmüş olun bakın. İkinci kurda neler yapacağımızı görmüş olun. Şu anda results diye bir Excel dosyası var. Ben bu Excel dosyasıyla ilgili bazı işlemler yapacağım. Hemen bir collab sayfası açayım. Böyle bir collab sayfası açayım. Hızlıca bir görmüş olun siz de ikinci kurda. Buna benzer işlemler yapacaksınız. Elinizde bir tane Excel dosyası var. Yani bir şirkette çalıştığınızı düşünün. Bu şirketin satış dosyası olabilir bu. Başka bir dosya olabilir bu. Fark etmez. Elinizde bir dosya var. Siz bu dosyayı şimdi manipüle edeceksiniz. Değiştireceksiniz. O dosyadan anlamlar çıkartmaya çalışacaksınız. Bu dosya ne söylemek istiyor? Bu dosyadan ben ne anlam çıkartabilirim? Gibi. Mesela hızlıca başlayalım. Şimdi göreceğimiz 4 tane kütüphane dedik değil mi? Bu 4 kütüphane şu şekilde import edeceksiniz. Nasıl import edeceğinizi söyleyelim. Import NumPy as NP diyeceğiz. NumPy kütüphanesini import et. As NP dediğimizde NP kısaltmasıyla import et. NP kelimesini kullanarak, kısaltma kullanarak import ediyoruz genelde. Daha rahat kullanabilelim bunları diye. Import NumPy as NP. Import Pandas as PD. Pandas kütüphanesini import ediyorum PD olarak. Sonra biraz boşluk bırakıyorum. Bu ikisi çünkü işlemler kütüphanesi, işlem kısmı. Ondan sonra bir de görselleştirme kütüphanelerimiz var. 2 tane de onlardan öğrenecektik. Import matplotlib pyplot.pyplot as plt. Matplotlib kütüphanesi. Matplotlib kütüphanesinin pyplot klası hatta yani. Matplotlib'in içinde bir klas import ediyor. Sadece bu klas yetiyor bize. Çok fazla hepsini import etmeye gerek yok. O yüzden böyle yazılıyor. Son olarak import seaborn as SNS şeklinde. Şu 4 tane kütüphane. Ben şimdi bağlanmamışım. Şuraya da bağlanayım. Bu 4 tane kütüphaneyi şu başka yerlerde bir ara çalışıyorduk da şunlar dursun. Tamam. Şu 4 tane kütüphaneyi öğreneceksiniz. Bu 4 kütüphane bu şekilde import ediliyor. Bu şekilde bu kütüphaneleri import ettiğimizde ne kazanıyoruz? Bunu hemen bir göstereyim. Böyle şuraya biraz yer açayım. Evet. Şimdi şu bir bağlansın. Bir şey göstereceğim size. Evet bağlandı, bağlı. Şimdi arkadaşlar normalde şunları daha çalıştırmadım. Şurayı daha çalıştırmadım. Bekliyor burası. Ben normalde NumPy dediğimde NumPy deyince hiçbir şey çıkmıyor. NumPy nokta dediğimde falan hiçbir fonksiyon belirtmiyor. Hiçbir şey çıkartmıyor bana. NumPy'i tanımıyor. NP dediğimde tanımıyor. Şu anda bunlar tanımıyor. Çünkü şu anda böyle bir kütüphane henüz import etmedim. Ama ben ne zaman ki şu yukarıyı çalıştırırsam, şu yukarıda bu kütüphaneleri çalıştırırsam kütüphaneler çalıştı, çalıştı, import edildi bu kütüphaneler 1 saniyede. Şimdi NP kelimesini tanıyor. Şimdi bak NP diyorum. NumPy nokta. Nokta deyince bak bunu tanıdı. Aa ben NumPy'yi anladım. NumPy'in şu fonksiyonların hepsini kullanabilirsin sen. Hangisini kullanmak istiyorsan bak şu kadar fonksiyonu var bu NumPy'in. Bunların hepsini kullanabilirsin. Bu kütüphanenin içinde tanımlı olan fonksiyonların hepsini kullanabilirsin. Bu fonksiyonları da size en son fonksiyon yazmayı öğretmiştim. Hatırlıyor musunuz? O şekilde fonksiyon yazma yaparak birileri yazdı zamanında. Birileri yazdı ve alın bunu kullanın diye internete sundu.
ve veri bilimcilerin hepsi şu anda bu NumPy'yi kullanıyor. NumPy yazandan Allah razı olsun diyoruz yani bütün dünya olarak, veri bilimcileri olarak öyle söyleyeyim. Yani NumPy kütüphanesini import ettik. NumPy kütüphanesini bu şekilde kullanacağız birazdan. Evet, Alperen senin sorunu alalım. Hocam benim sorum şu olacak hocam. Şimdi biz kütüphaneye şey yaptığımızda aynı kelimeler olabiliyor mu mesela başka bir kütüphaneyle? Mesela iki kütüphane şey yaptık ama kelimeleri aynı ama işlemleri farklı oluyor. Anladım. Yok. Aynı değil. NumPy NumPy'dir. Pandas pandastır. Bir başka bir NumPy yok yani. Başka bir NumPy yok. Kısaltma olarak da aynı kısaltmayı verme ikisine de. Yani NumPy'a NP ver. Yok. Ben o şekilde değil şanımda. Mesela NumPy.print ya da pandas.print aynı şey işlemi mi görecek yoksa farklı bir işlem mi görecek? Güzel güzel soru. NumPy'nin içinde print yok da olsaydı nasıl tanımlandığına göre değişirdi. Nasıl tanımlandığına göre değişirdi. Normal print fonksiyonumuz, hiçbir NumPy'siz print fonksiyonumuz ekrana yazdırmaya yarıyor değil mi? Belki NumPy'nin printi yok da NumPy'nin printi olsaydı NumPy print ne yapıyor? Belki de ekrana yazdırmıyor bunu. Belki de bunu başka bir yere yazdırıyor. Belki de bunu 10 tane boşluk bırakıyor ondan sonra yazdırıyor olabilir. Yani adamın nasıl tanımladığına göre değişir. Anlayabildik mi? Aynı print değil bu yani. Şu NumPy'in printi mesela yok da olsaydı diyorum. Bu NumPy'in printi. Bu da normal default olarak tanımlı olan print. Aynı isim var mıdır? Var herhalde. Birkaç tane olabilir. Ama tam olarak aynı çalışmıyorlar. Evet. Ha, benzer tabii yani. Çok da apayrı da değil. Evet Mehmet Arda. Sen sor. Öğretmenim mesela biz NumPy kütüphanesinde kısaltmaları kendi belirliyor yoksa biz import NumPy az XYZ diyebilir miyiz? Güzel. Güzel soru. Kendi biz belirliyoruz. İstediğimizi yazabiliriz. Ama bir genel kullanım var ya, siz şimdi internette araştırmalar yaptığınızda hep NP göreceksiniz. Genel kullanımda NumPy NP diye kısaltılır. Pandas PD diye kısaltılır. Evrensel olmasından. Genel kullanım evet evrensel olması açısından düşünebilirsin. Yani başkalarının kodlarını da anlayabilmek için bu şekilde kısaltıyoruz biz. Ama şart değil tabii. Buraya A yazsam da A diye kısaltacaktı. B yazsam da B kısaltacaktı. Ama bu şekilde yazmaya alışalım biz de. Peki. Rica ederim. Bu 4 kütüphaneyi import ettik. Şimdi sizin bir analizinizi yapalım. Sizin buradakilerin şu an bir analizini yapalım. Bakalım kimler devamsızlık yaptı. Az önce bir şey indirdik değil mi? Evet indirdik. Results. Şöyle result 1. Şu result 1 dosyasını şuraya atıyorum. Çalışma yerime atıyorum. Result 1 diye bir dosya aldım. Şu anda ben bu result 1 dosyasını okuyacağım. Şu anda bunu burada var ama kodlarında okumadım henüz. Şimdi kodlarda okuyorum ben bunu. Bir pd.read. Bak pandas kütüphanesinin pd'sini yazdım. Pd nokta koyunca pandas kütüphanesinin bütün fonksiyonlar çıktı. Bir dünya fonksiyonu var pandas kütüphanesinin. Ben şu anda bir okuma işlemi yapacağım. Ben şu anda şu Excel dosyasını okumak istiyorum. Pd nokta dedim. Read. Evet, çıkmalı artık çıkmadı. Read evet read dedim alt çizgi. Pd read bak read ile ilgili bir dünya fonksiyon var. Read CSV var. Çok kullanacağız bu read CSV'yi. Read Excel var. Bunu da çok kullanacağız. Bu ikisini çok kullanacağız diyelim en son. JSON'da biraz kullanılıyor diyelim. Yani ne okuyacaksın? Bir şey okuyacaksın da ne okuyacaksın? Bizim şu anki dosyamız Excel dosyası arkadaşlar. Bana bunu şu anda arkadaşım Excel olarak attı. O zaman read Excel diyeceğim ben. Evet Excel okuyacağım. PD'nin içinde read Excel. Açıyorum parantezimi. Bu read Excel fonksiyonu senden iki tane parametre bekliyor. Hatta bir tane parametre bekliyor. Ne okuyacaksın abi diyor. Yani okuyacağın file name'i istiyor senden. Sana bir tane file name'i zorunlu olarak istiyor. Okuyacağımız şeyin ismi ne? Hemen bakıyorum. Result alt-1.xlsx. O zaman aynen bunu yazacaksın. String olarak vereceksin bunu. Hemen string olduğu için iki tane şey koyuyorum tırnak. Neyi okuyacağız hocam? Result alt-1.xlsx. Evet. Ben diyorum ki şu anda Pandas kütüphanesinden read Excel fonksiyonuyla şu result 1.xls şu dosyayı oku demiş oluyorum. Ben bunu böyle dediğimde bu bunu okuyor. Çalıştırsak şu anda bu çalışacak ve bir okudu. Okudu ve çıkarttı. Ben bu çıktıyı şimdilik istemiyorum. Çıktıyı şu an görmenize gerek yok. Şu anda bunu çalıştırdığında bu bir okuma işlemi yapıyor. Bu okuduğumuz şey bize nasıl bir çıktı veriyor? Ya da görelim o çıktıyı. Bize şöyle bir çıktı veriyor arkadaşlar. Bir şuna data frame deniyor. Bak burada ad, soyad, işlem zamanı gibi 3 tane sütun var. Şunlar ise satırlar. Ad satırında Serdar, soyad satırında Kafa, işlem zamanında bu zaman. Şu zamanda giriş yapmış. Adı Adem, soyadı Kurt, şu zamanda giriş yapmış gibi. Şöyle bir tablo veriyorsan aslında. Tablonun adına data frame diyoruz. Data frame diyeceğiz. Pandas'a data frame diyeceğiz. Ve bunu
çoğu zaman, her zaman hatta DF diye bir değişken eşleyeceğiz. Data frame'in kısaltması bu. DF eşittir. Data frame eşittir. Şunu okunmuş hali. Deyip bu şekilde çalıştırırsak şu anda bir çıktı vermedi. Sadece eşitleme yaptı. Şurada az önceki okumayı okuduğu DF diye bir değişkeni atadı. Sen şimdi aşağıda DF'yi çalıştırırsan, DF'yi çağırırsan işte bu çağırdığın DF az önceki dosya olacak. Az önceki tablo olacak. Aslında şu tablo bizim DF'miz. Gördüğünüz gibi data frame bu. Şu anda ufak ders özeti yapıyorum da ders değil. Çok bir şey anlamasanız da sorun değil şu anda. Soruları birazdan alacağım arkadaşlar. DF dediğimiz değişkeni atadık. DF dediğimiz bu. Data frame'imiz bu şekilde. Tabii bu DF şu anda çok uzun. DF ile bazı işlemler yapacağız. DF'nin bazı fonksiyonları var. DF head diyebilirsin. Head dedin mi ilk 5 tane satırı gösterir sadece. İlk 5 tane satır bu. Serdar Kafa şu saatte, Adem Kurtulan, Deniz Cebeci bu, Alper Nongun bu saatte şeklinde. İlk 5 tane veriyi gösteriyor. Normalde kaç tane veri var? Bak normalde de şurada yazıyor. DF'de yazdığımızda 2171 tane veri var burada. Bunların sadece 5 tanesine baktık biz. Neyse çok girmeyelim bu işlere. Şimdi ben şeyi saydırmak istiyorum. Acaba devamsızlıkları ne alemde bu kişilerin? Mesela DF neye göre saydıralım? Soyadı herkesin farklı mı? Ada göre saydıralım. Ada göre saydıralım. DF ada göre nokta valukant. Bunlar size çok yabancı geliyor şu anda. Sadece bir görün. Ada adları saydıralım. Bakalım burada kaç tane ad var. Evet bir baktık. O ne? 42 tane Mustafa, 42 tane Adem, 42 tane Kamil. 85 tane Zeynep ne? Çünkü demek ki Zeynep adında birden fazla kişi var burada. Adı Zeynep olan, bu kursa katılan birden fazla kişi var. O Zeyneplerin hepsini tek Zeynep gibi algılıyor. Çünkü adları saydırdım ben şu anda sadece. Bu sorunun önüne nasıl geçeriz? Normalde Zeynep 85 kere girmedi yani. Burada birden fazla kişi var burada. O zaman adla soyadı, şu iki adla soyadı ben birleştiririm. Ad soyad birleşimi diye yeni bir sütun oluştururum. Sonra onu saydırırım. Ad soyadı aynı olacak hali yok değil mi? İki kişinin sonuçta. Öyle bir işlem yapalım burada hızlıca. Evet, DF ad ardı soyad diye bir şey oluşturuyorum. Bu da eşittir. DF adla DF soyadı toplamı gibi olsun. Evet şunu şöyle yaptığımda şimdi data frame'ime tekrar bakayım. DF'ime ben tekrar bakayım data frame'in sonuna. Gördüğünüz gibi ad artı soyad diye yeni bir sütun daha eklendi. Bak önceden ad vardı, soyad vardı, işlem zamanı vardı, bu kadardı. Şimdi ad artı soyad diye yeni bir sütun daha ekledi. Yeni bir sütunda da işte Serdar Kafa yazıyor, Adem Kurt yazıyor. Araya boşluk koymamışız. İsterseniz araya boşluk da koyabilirdik. Neyse. Deniz Cebeci yazıyor, Alper Nongun yazıyor. Böyle ad artı soyad işlemleri de yeni bir sütun olarak eklendi. Şimdi ben bu sütunu saydırsam bu sütun ne de olsa farklı çıkacak değil mi? Herkesin adı soyadı farklı. O yüzden burayı saydırsam yeterli bana. DF ad soyad sütununu saydırtayım. Ad artı soyad sütununu saydırtalım bakalım. Value counts yapalım. Bakalım kim? Evet. Zeynep Aydız 42 defa katılmış. Yani hiç devamsızlık yapmadı. 42 ders oldu şu ana kadar. Deniz Cebeci 42 defa katıldı. Alperen, bu ne? Alparslan Esen 42. Evet 42. Tamamı gözükmüyor. Tamamının gözükmesini şöyle bir value counts'ın head on yapalım. İlk 10 kişiye bir bakalım. İlk 10 kişi. Yani Zeynep Aydız, Deniz Cebeci, Alparslan Esen, Mehmet Esat Gürelli, Cem Doruk Altun, Adem Kurt, Mustafa Çiftçi. Şunların hepsi 42. Ali Efe, Efe An. Şurada 41'e düşüyoruz. Mehmet Ardabas 41 defa katılmış. Yani şu 9 kişi o zaman. Şu 9 kişi hiç devamsızlık yapmamış arkadaşlar. 42 dersin 42'sine de bir defa tıklamış portal üzerinden. Ve 42 dersin 42'sine de katılmış. Ya yani bunlar hiç devamsızlık yapmayan öğrenciler mesela. Mehmet Arda mesela bir tane yapmış gibi. Böyle herkesin devamsızlıkları var şu anda. Şu data frame'de herkesin devamsızlıklarını bulabilirim, okuyabilirim, görebilirim ben bunları. Bunları bir de görsel olarak görmek istesek ne yaparız? Bir de görsel kütüphaneyi de görelim mesela. Seaborn'u çağırdık değil mi? Seaborn'u SNS diye çağırdık. SNS nokta bar plot diyelim. Bar halinde görelim. Bar plot x ekseninde şunların isimleri yazsın. X ekseni eşittir. Şunların indeksleri, isimleri, virgül, y ekseni eşittir. Direkt onların değerleri. Şu şekilde dersem herhalde bana bar plot halinde verecek. Evet bar plot halinde verdi. Ama çok güzel gözükmüyor. Bir de ben şu anda bir dark shader kullanıyorum. Tabii ondan da hepten gözükmüyor. Şunu açayım, açık renk olsun. Evet bir bar plot çizdi bize ama çok doğru düzgün bir bar plot değil. Gözükmüyor. İsimler birbirine girmiş falan. Bu güzelleştirmeleri yapacağız işte. Görsel güzelleştirmeleri. Mesela matplotlib kütüphanesi kullanıyorum. PLT figure fix size'ı eşittir ne olsun 18'e 12 olsun. Fix size 18'e 12 olsun. DPI da 200 olsun. 200 netliğinde figure'i vereyim buna. Sonrasında şu da biraz kötü. Şu da biraz kötü. İsimler de üst üste çıkmış. Onu nasıl engelleriz? Bunda PLT xTix diye bir şeyimiz var. xTix'in içine rotation diye bir
parametresi var bunun. Rotation 90 dersem isimleri 90 derece döndürecek. İsimleri 90 derece döndürecek ve dik bir şekilde yazmış olacak. Bu şekilde yazarsam daha güzel gözükmesi gerekiyor. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi şu görsel çok daha güzel değil mi? Öncekine kıyasla. Öncekine kıyasla çok daha güzel bir görsel. Zeynep Aydız bu kadar falan. Çok büyük ama ya. Biraz daha küçülteyim. Çok büyük çizmişiz. Şu 12'ye 8 olsun. DPI'da 100 olsun. Şu şekilde sizin de görebilelim en azından. Evet. Zeynep Aydız bu. Sonra Deniz Cebeci bu falan. Herkesi çizseydik. İlk 10 taneyi değil de herkesi görseydik şu görselde. Herkesi görsek daha güzel bir görsel olur sanki. Evet, herkesi görelim birlikte. Evet. Çiziyor, çizdi. Ah. Şu 9 tanesi full devamsızlık yapanlar. Tamamen katlanlar. Sonra şuraya kadar geliyor, geliyor, geliyor. Mesela yani şuradan sonrasını muhtemelen şuradan sonrasını şunlara vermeyiz mesela. Bu devamsızlık yapmış bu adamla. Bu adamla bir iki kere girmiş, daha girmemiş. Şunlar az girmiş, az girmiş, az girmiş. Şu kişilere bir şey vereceğimiz yok. Ama şu gruba da bir sorarız. Niye bu kadar fazla devamsızlığınız var? Ama şuradan yukarısına direkt belgelerini basmaya başlayacağız arkadaşlar mesela. Katılım sertifikasını vereceğiz bu kişilere gibi. Yani 4 tane kütüphane. Ben o 4 kütüphaneyi şu anda çok hızlı bir şekilde nasıl kullanacağınızı şu anda bu aşamaya sizin gelmeniz yani 2 aylık kursun sonu. Ben size şu anda sondan bir gösterim yaptım yani. Şu anda hiçbir şey anlamamış olmanız çok normal. Az biraz bir şeyler canlandıysa kafanızda yeterli. Evet Mehmet Arda senin bir sorun var. O soruyu alalım. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Evet Mehmet Arda sorun var herhalde. Öğretmenimiz for x'in df desek bu her bir veri için o şeyin içinde gezip dolaşıp işlem yapabilir miyiz? Yaparsın ama o işlemi for'la yapmayacağız. Çok daha basit yapış yolları var. For x dediğinde her bir satır dönmüş olacaksın. Evet for'la dönebilirsin satır. Ama satırı çok daha basit şeylerle döneceğiz. For'larla dönmeyeceğiz burada. Ama dönebilirsin. Rica ederim. Evet genel olarak bu arkadaşlar bak şurada 2 saniye içinde 4 kütüphanenin nasıl import edileceğini gösterdik. Bir dosyanın nasıl okunacağını gösterdik. Bir dosya okunduğu zaman tablo halinde bir Excel tablosu halinde geliyor. Böyle data frame deniyor bu tabloların ismine. Data frame'in head diye bir komutu var. İlk baştaki 5 taneyi gösteriyor. Value counts diye bir komutla saydırtabiliyoruz. Kaç tane değer var? Hangisinden kaç tane değer var? Saydırtabiliyoruz. İşte data engineering yaptık. Burada bak şu yaptığımız işlem işte data engineering. Ben sadece ad ve soyad ayrı ayrı sütunuyla bir şey elde edemedim. Ad artı soyad diye yeni bir sütun ekledim. Ve bu yeni sütun ekleme işlemini daha anlamlı hale getirme işlemine data engineering deniyor. Data engineering yaptık. Verileri güzelleştirdik falan. Veri mühendisliği yaptık. Sonra daha anlamlı hale geldi. Sonra bir de görselleştirdik. Madem bu kadar yaptık görselleştirmeyi de görelim. Görselleştirme kütüphanelerini de göreceğiz çünkü. Görselleştirmesini de böyle yaptık. Çok daha güzel görseller yapılabilir. Şu anda karman çorman garip bir şey yaptık da. Öyle görün diye yaptım ben bunu. Evet Mehmet Arda. Öyle hocam yani. Bu sorum alacağımız belgelerle alakalı olacak. Biz belgeleri dijital ortamda mı alacağız? Yani diğer zaten mümkün değil. Belgeler sende. Dijital. Çıktısını siz alabilirsiniz. Belgeleriniz dijital olarak olacak. Bir tane katılım belgesi. Bir de sınavdan bahsedeyim. Sınavınız da arkadaşlar 20'sinde. Bunu biliyorsunuz. Ayın 20'sinde bir tane. Ayın 20'si pazar günü. Python sınavı olacaksınız. Saatini söyledik mi? Saati söylemediysek saatte söyleyeceğim çok yakın zamanda. Ayın 20'sinde bir Python sınavı olacaksınız. Python Basic ile alakalı. Bu zamana kadar gördüğünüz şeylerle alakalı. Ondan da başarılı olursanız bu başarılı olan kişilere bir de başarı belgesi basacağız. Bunlar tabii ki dijital ortamda basılacak. Sana belgeyi istersen yazıcıdan çıktı alabilirsin. Fark etmez de. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani o belgelerin yani çok bir iş yapmadığını, iş hayatında hiçbir işe yaramadığını neredeyse söylemiştim. Bir daha da söylüyorum. Yani benim tonlarca belgem var ama hiç kimse dönüp de bir tanesine bakmadı yani. Google'dan aldığım belgeler bile var yani. Adam numunda olmuyor adam. Diyor benim sınavıma gireceksin, benim interview'larıma gireceksin, benim sorularıma cevap vereceksin. Benim işime yarıyor musun diyor. Çünkü hani az önce bahsettiğim bir olay vardı ya. Her şirkette farklı bir iş yapıyor yazılımcı. Yani adam diyor ki tamam sen bunları öğrenmişsin de bunlar benim işime yaramıyor ki. Benim işim bunlar yarıyor diyor. Bunları yapabiliyor mu diyor. Adam seni bir daha kendi sınavına sokuyor. Evet Yusuf Esat. Sorabilirsin ama senin ses mi gelmiyordu? Hocam listeyi bir daha iner misiniz? Hocam sınava göre mi ikinci kura katılacağız? Şöyle ikinci kuru free yapacağım. Yok herkes katılabilecek ikinci kura. Sınavla bağı olmayacak. Üçüncü kurada kimse katılamayacak. Üçüncü kurda biraz yaş gerekecek. Üçüncü kurda matematik bilgisi gerekiyor dediğim gibi. Evet Mehmet Arda.
Hocam birazcık şansımı zorlayacak mı acaba? Üçüncü kur olur mu diye, ama yok zaten. Anladığım kadarıyla çok zor bir kur olacak hocam üçüncü kur. Üçüncü kur zor. Yani arka planda yani şöyle işlemler, şöyle matematiksel formüller var. Yani ömrünüzde görmediğiniz semboller göreceksiniz. Ne diyelim mesela? En basitini göstereyim size bak. Linear regression formula diyelim. Linear regression formülü. Yani en basiti şöyle bir formül. Bu makine öğrenmesinin en basit modeli ve şu modelin formülü şu. Y dediğimiz, YI dediğimiz işte dependent variable, bağımlı değişken. F dediğimiz bizim fonksiyonumuz. X dediğimiz independent variable, işte bağımsız değişken falan, bu anlama geliyor. Şu E dediğimiz error, hata miktarı gibi. Ya bu sadece bir tanenin arkasındaki formül. Hocam o zaman biz bir matematik üniversitesi, matematik bölümünde bir üniversite okuyup sonra Oxford'da bir yüksek lisans doktora yapıp geleniriz. Yok. O kadara gerek yok da şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz matematiği, şurada bahsedilen ufak tefek matematiği mühendislik bölümleri görüyor. Matematik bölümleri görüyor. Bilgisayar mühendisleri de çok az görüyor. Bilgisayar mühendisleri çok görmüyor yani. O yüzden diyorum ya, yapay zeka alanına gidecek olan kişi istatistik diye bölüm var. İstatistik okuması ya da matematik okuması inanın bilgisayar mühendisliği okumaktan daha faydalı. Ama yapay zekaya gidecekse için konuşuyorum yani. Yoksa gidip oyun geliştirme falan yapacaksanız o ayrı. O zaman bilgisayar mühendisliği daha katkı sağlar. Ama dediğim gibi yani şeyin arkası tamamen matematik. Rica ederim. Peki. Başka sorusu olan yok herhalde arkadaşlar. Var mı? Varsa son cevaplayalım ve bitirelim. Herhalde yok. Tamamdır. Ben sizi tanıdığıma çok memnun oldum gençler. 1,5 ay geçirdik. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Kendinize iyi bakın. İkinci kuru ben açıklayacağım arkadaşlar. İkinci kur. Görüşürüz hocam. Görüşürüz abi. Zaten bir veda olmuyor hocam. İnşallah en geç 1,5-2 ay sonra ikinci kurda görüşmek üzere. Yok yok, bana veda etmez hocam muhtemelen. Biz zaten görüşeceğiz biz yani. Evet. İnşallah ikinci kurda görüşürüz arkadaşlar. 1,5-2 ay sonra, tamam. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. İyi akşamlar hocam. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Abdülkadir. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Muhammed. Geliyorum.